Herkese merhabalar. Zeynepçim merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Şu an biraz bekleyeceğiz. Dinleyici sayımızın artmasını bekliyoruz. Biraz sohbet edelim dedik Tamam, öncesinde. bekleyelim. Aynen. Öncesinden sohbet edelim çünkü insanlar gelmiyorlar. Ya işte başlamamış şeye niye hemen açalım falan diyorlar. Evet, O evet. yüzden biz de başlatalım dedik. Evet. Zeynep'le bugün yorucu bir nöbet tuttuk. Öğleden sonra şimdi akşamleyin yine beraber bir webinar düzenlemiş oluyoruz. Evet. 62 kişideyiz. 130 kişi yaklaşık kayıt yaptırmıştı. Değil mi Zeynep? Evet hocam aynen 130 kişiydi. Şu an 63 artmaya devam ediyor. Birazcık daha toplanalım. Ondan sonra başlayalım. Tamamdır hocam. Zeynep'le hazırlıklarımızı yaptık. Biraz Evet, ondan inşallah bahsedeyim keyifli bari olursunuz. Evet. dinleyenlere. Bu arada Zeynep sunumu ilk defa dinleyecek. Sadece böyle bir geçen hafta bugün bir deneme yayını yaptık. Bayağı o da bir 40 dakika falan sürdü. Güzel sohbetli, mohbetli geçti. O Evet. yüzden total webinarımızın süresinden kısmış olduk. Ama bugün böyle biraz seri, hızlı inşallah bir webinar olacağını düşünüyorum. Zeynep'ciğim istersen sen kendinden bahset. Yavaştan başlayalım bence. 68 kişi oldu. Tamamdır. Herhalde artacaktır. Evet, evet hocam. Ben başlıyorum o zaman. Değerli dinleyicilerimiz, Evet. hepiniz webinarımıza hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Zeynep Ovalıoğlu, 2016 Ege Üniversitesi mezunuyum. 2017 yılında uzmanlık sınavını kazanarak Necmettin Erbakan Diş Hekimliği Endodonti Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Uzmanlığım hala devam ediyor. Kısmet olursa da Haziran, Temmuz gibi bitirmeyi planlıyorum. Bu akşam Necmettin Erbakan Diş Hekimliği Fakültemizin düzenlemiş olduğu webinarların 8.sini Doçent Doktor Bilge Akbulut hocamızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Değerli hocam 2009 yılı Selçuk Üniversitesi mezunudur. 2014 yılında Selçuk Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. 2015 yılından bu yana da Necmettin Erbakan Diş Hekimliği Endodonti Anabilim Dalı'nda hizmet vermeye devam etmektedir. 2019 yılı Ekim ayında doçent unvanını almıştır. Hocamız bu akşam bizlere hepimizin zorlandığı, kafa karışıklığı yaşadığı, kuralların, yöntemlerin sık güncellendiği de avizyon yaralanmaları ile ilgili bilgiler verecektir. 2020 Dental Travma Rehberi avizyon yaralanmaları başlıklı sunuyu bizler için hazırlamıştır. Hocam sözü size bırakmadan önce dinleyicilerimizden eğer soruları olanlar olursa bize chat kısmından yazabilirler. Sunum bittikten sonra hocamız soru cevap bölümünde hepsini cevaplayacaktır. Hocam sözü size bırakıyorum. Zeynep'ciğim çok teşekkür ediyorum. Beni gayet güzel bir şekilde tanıttın. O yüzden kendinle ilgili daha fazla bir şey söylememe gerek yok. Direkt sunumuma başlayabilirim bence. 78 kişi de olmuşuz. Herhalde süreç içerisinde artacaktır diye düşünüyorum. Şöyle hemen slaytlarımı da başlatayım. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bütün katılımcılara bu webinarda bana eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bugün sizlere daimi dişlerde avizyon yaralanmalarıyla ilgili 2020 dental travma rehberini içeren sunumumdan bahsedeceğim. Bu sunuyu hazırlarken öncelikle çok pardon, evet. Öncelikle bu iki kaynaktan yararlandığımı belirtmek istiyorum. Bu üstteki 2020 yılının Mayıs ayında Uluslararası Dental Travmatoloji Derneği'nin web sitesinde yayınlanan daimi dişlerin avizyonu ile alakalı bir derleme makale. Asıl olarak ondan faydalandım. Onun yanında hemen altındaki Dental Travmatoloji Dergisi'nde daimi dişlerin avizyonu teoriden pratiğe başlıklı derleme makaleden de yararlandığımı belirtmek isterim. Bu dental travmatoloji rehberi, avizyon yaralanmaları ile ilgili rehber yaklaşık bir 17 tane yazarın hazırladığı, güncellediği, 2020 yılının Mayıs ayında güncellediği bir rehber arkadaşlar. Bu rehberde aynı zamanda tabii bir Türk de var. Sayın Zafer Çehrili Hoca, Hacettepe Üniversitesi Pedodonti Bölümünde
öğretim üyesi. Onun da bunda çok büyük katkısı var. Aynı zamanda Uluslararası Dental Travmatoloji Derneği'nin web sayfasında bu derlemenin tamamen Türkçe çevirisi de mevcut. Bu kaynaklardan yararlandığımı belirterek sunumuma başlayacağım. Aynı zamanda sunumdaki görseller Google görsellerden avizyon anahtar kelimelerini yazarak bulduğum görsellerdir. Onları da hemen ekleyeyim. Mümkün olduğu kadar makaledeki yazarların isimlerini de eklemeye çalıştım görsellerin üzerine. Evet, hemen bir daimi dişlerin avizyonu. Avizyon ne demek? Kısaca bir ondan bahsederek başlayalım. Avizyon dişin soketinden ayrılması olarak tanımlanır ve tüm diş yaralanmalarının %0.5 ila 16'sında görülen en ciddi diş yaralanmalarından bir tanesidir daimi dişlerin avizyonu. Ve 7-14 yaşları arasında sıklıkla üst santral kesici dişlerde görülür. Bizim buradaki tedavide böyle bir vakalarda en büyük amacımız fasiyel gelişim tamamlanana kadar dişi ve çevresindeki kemiği yerinde tutabilmek ve ayrıca komplike olmayan daimi bir restorasyon yapabilmektir. Bir diş avize olduğunda ataçman hasarı ve pulpa nekrozu meydana gelir ve periodontal ligamentin yırtılmasına bağlı olarak diş soketinden ayrılır. Bakın sol taraftaki histolojik görüntüde yırtılmış bir periodontal ligament görüyorsunuz. Ayrıca dişin sokete doğru çarpmasından dolayı küçük lokalize sement hasarları meydana gelir. Yine sağ taraftaki histolojik kesitte küçük girintileri görüyorsunuz. Bizim bu tedavideki yani bu dişleri bu hastaları yönetirken ki amacımız hastanın tüm yaşamı boyunca dişin sağlıklı bir şekilde fonksiyonda kalmasını sağlamak olsa da bu durumu başarılı saymamız için yeterli bir kriter değil. Eğer biz dişi ve çevresindeki kemiği birkaç yıl boyunca koruyabiliyorsak kendimizi başarılı sayabiliriz avizyon yaralanmalarında. Bu arada şimdi webinarlara da bayağı doyduk biliyorsunuz. Geçen sene neredeyse bu zamanlardan beri toplamda bir senedir çok yoğun bir şekilde webinarlar dinliyoruz. Çok da sıkıcı olmamak adına birazcık da hızlı anlatacağım. Total konuşma sürem 40 dakika falan, onu da burada belirtmiş olayım. Kaza yerinde acil tedavilerle devam edelim. Kamuoyunun farkındalığını arttırmak çok önemli avizyon yaralanmalarında. Çünkü bu durumla karşılaşan ebeveynler olabilir, veliler olabilir, öğretmenler olabilir. Bu yaralanmalar hakkında bu kişilerin nasıl davranacağı konusunda bilgili olması gerekiyor. Çünkü bu nerede karşılaşılabilir? En fazla okullarda, parklarda, spor alanlarında bu yaralanmalarla sıklıkla karşılaşılabilir. Avize olmuş dişi derhal o ortamda replante edilmesi kaza yerinde yapılabilecek en iyi tedavi ve aynı zamanda kaza yerindeki kişilere telefonla da talimat verilebilir. Eğer herhangi bir nedenle bu yapılamazsa dişi çeşitli saklama solüsyonlarında bulundurarak bir an önce diş hekimine götürmek gerekiyor. Hastaları, hasta yakınlarını bu konuda bilgilendirmek gerekiyor. Tabii bu avizyon yaralanması meydana geldi. Örnek veriyorum, bir yakınınız sizi arayabilir. Telefonla sizden bilgi almak isteyebilir. İşte çocuğumun dişi yerinden çıktı, ne yapmalıyım diye sorabilir. O yüzden doğru bir şekilde onlara talimatlar vermek aslında en hızlı, en etkili çözüm olmuş olacak. Şimdi bir diş avize olmuşsa önce onun daimi bir diş olduğunu doğrulamak gerekiyor. Hastayı sakinleştiriyoruz ve dişin ya da telefonda söylüyorsak eğer hastanın sakin olması gerektiğini söylüyoruz. Dişi bulun, kronundan tutun yani beyaz kısmından tutun, köke dokunmaktan kaçının ve hemen yerine yerleştirmeye çalışın. Eğer diş kirliyse süt, serum veya hastanın tükrüğü içerisinde nazikçe yıkayın. Tabii hasta bardağa türebilir. O tükrüğünün içerisine yerleştirebilir dişi hasta. Ve ondan sonra dişi orijinal konumuna yerleştirmeye çalışın. Hastayı, veliyi, öğretmeni veya kaza yerinde bulunan kişiyi dişi derhal replante etme konusunda cesaretlendirin. Diş çenedeki orijinal konumuna getirdikten sonra hasta dişi yerinde tutmak için bir gazlı bez, mendil veya peçete ısırmalı. Eğer kaza yerine replantasyon herhangi bir sebeple mümkün değilse
Ve bundan dolayı hemen mümkün olan en kısa sürede kaza yerinde hemen bulunabilecek bir saklama sorusunu da yerleştirmek lazım. Ne olabilir? Süt en çabuk, en kolay bulunabilecek. Bunun yanında Hanks'in dengeli tuz çözeltisi olabilir. Tükürük olabilir. Serum fizyolojik olabilir. Sağ alttaki fotoğraf bir makaleden aldığım bir fotoğraf. Bu Hanks'in dengeli tuz çözeltisi içerisinde bekleyen avuz olmuş bir dişi görüyorsunuz. Şimdi tabii bunlardan hiçbiri yoksa su kötü bir saklama solüsyonu ama hiç yoktan yine iyidir. Eğer hiçbir şey yoksa suyun içerisinde bekleterek derhal bir diş hekimine gelmesini söyleyebiliriz hastanın. Uluslararası Dental Travmatoloji Derneği'nin resmi web sitesinde dişi kurtar, dişinizi kurtarın başlıklı bir poster mevcut. Biz de bu posterin çıktısını aldık. Afişimizi hazırladık. Kliniğimizde hemen bankonun yanında mevcut afişimiz. Sizler de bunun çıktısını alabilirsiniz. Bir poster hazırlatabilirsiniz. Veyahut da küçük broşürlere bastırabilirsiniz. En azından orada bekleme salonunda bekleyen hastalarımız gelirken, geçerken göz aşinalı olabilir. Böyle bir durumda en azından nasıl davranmaları gerektiğini bilebilirler. Bu poster çoğu dilde mevcut. Bu alttaki hemen linkte var zaten. Dental Travmatoloji Derneği'nin resmi web sitesinden buna ulaşabilirsiniz. Şimdi avize daimi dişler için tedavi rehberlerine geçelim. Burada bizim tedavi seçeneğimizi belirleyen şey birincisi kökün gelişim evresi. Yani diş kökünün açık apeksimi, kapalı apeksimi olduğu. Bir de dişin ne kadar süre kuru beklediği çok önemli. Üç durum söz konusu ve hem açık apeksli dişler için hem de kapalı apeksli dişler için her üç durumda ne yapmamız gerektiğini teker teker bu rehber bize anlatıyor. Ben de sizlere bunu görsellerle sunacağım. Eğer diş hemen veya çok kısa bir süre içerisinde, yaklaşık 15 dakika gibi bir süre içerisinde kaza yerinde replante edilmişse periodontal ligament hücrelerinin büyük olasılıkla canlı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer diş bir saklama solüsyonunda tükürük veya serum fizyolojik içinde bekletilmiş ve toplam ağız dışı kuru kalma süresi 60 dakikadan azsa periodontal ligament hücreleri canlı olabilir ama durum risklidir. Eğer bir saklama solüsyonunda olsun veya olmasın toplam ağız dışı kuru kalma süresi 60 dakikayı geçmişse periodontal ligament hücrelerinin canlı olmadığını söyleyebiliriz. Hemen sağ taraftaki ters mikroskop görüntüsünde de periodontal ligament fibroblastlarını görüyorsunuz. Arada telefonuma da bakıyorum. Hani bir belki sesim gelmiyordur. Chat'e de bakayım hatta. Evet, herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Herhalde herkes duyuyor, görüyor gibi. Şimdi ilk önce kök ucu kapalı avuze daimi dişlerden başlayalım. Yine 3 durum için ayrı ayrı anlatacağım. İlk durum, bu arada şunu da söyleyeyim. Bazen dikkatiniz dağılabilir. Hatta şu önceki slide'da bir daha gösterelim. 2 ikon var, 2 simge var. Nerede kaldığımızı görmek için sağ üst tarafa bunları yerleştirdim. Kök ucu kapalı olan ve açık olanlar için üst taraftaki simgeleri takip ederek hangisinde olduğumuzu görebilirsiniz. Şimdi kök ucu kapalı dişlerdeyiz. Bunlardan diş kaza yerinde veya hasta kliniğe gelmeden önce yerine yerleştirilmiş seçeneğinden bahsedeceğiz. Hasta geldi, bir şekilde replante edilmiş, kendisi yerleştirmiş olabilir, yakınları, velisi, öğretmeni yerleştirmiş olabilir ve hasta bize geldi. Bu yaralı bölgeyi hemen suyla, serum fizyolojikle veya kloreksidinle temizlememiz gerekiyor. Replante edilmiş dişin pozisyonu klinik ve radyografik olarak doğrulayın. Dişleri yerinde bırakın. Tabii ki bu kötü pozisyonlandırılmış dişler hariç. Gerekirse vazokonstriktörsüz lokal anestezi uygulayın. Diş veya dişler sokete yanlış yerleştirilmişse yaralanmadan 48 saat sonrasına kadar uygun konumuna yeniden yerleştirilebilir. Hatta orayı atlamayalım. Şu sağ taraftaki ağız içi fotoğrafları görüyorsunuz. Hasta geldiğinde birazcık hafif bukkale konumlandırılarak yerleştirilmiş. Kliniğe geldiğinde bu tekrar repoze edilip daha doğru konumuna yerleştirilip diş splintlenmiş. Dişi 2 hafta boyunca 0,4 mm çapında tel formunda esnek bir splintle stabilize edin. Alternatif olarak dişlere kompozite yapıştırılan naylon misina da olabilir 0,25 mm çapında.
Yaralanmaya alveol ve çene kırığı eşlik ediyorsa daha sert bir splint endikedir ve yaklaşık 4 hafta boyunca kullanılmalıdır. Bu slide'daki şeyi bütün durumlar için tekrar edeceğim. Sağ üstte tel kompozit splinti görüyorsunuz. Sağ altta da naylon misina splinti görüyorsunuz. Bu naylon misina splint dediğimizde bildiğimiz balıkçı misinası. Balık tutulan misinalar var ya, onlardan, yani özellikle bir diş deposunda satılan bir şey değil. Bu şekilde alıp kullanabilirsiniz. Bu her durum için rehberi anlattıktan sonra hepsine kısa kısa değineceğim zaten. Varsa yırtık bölgeye dikiş atın. Replantasyonu takip eden 2 hafta içerisinde kök kanal tedavisini başlatın. Bakın burada 21 numaralı diş avize olmuş, yerine yerleştirilmiş ve hemen kök kanal tedavisi uygulanmış. Sistemik antibiyotik uygulayın, tetanoz aşısını kontrol edin. Hastaya postoperatif bakım önerilerinde bulunun ve hastayı düzenli kontrollere çağırın. İkinci durumumuz kök ucu kapalı avize daim dişler için. Ağız dışın kuru kalma süresinin 60 dakikadan az olduğu durumlarda. Bu sefer hasta elinde kısaklama solüsyonunda veya kuru bir şekilde hasta dişle beraber size geldi. Gözle görünebilir bir kontaminasyon varsa bu eklentileri temizlemek gerekiyor. Kök yüzeyini serum fizyolojikle yıkayın. Hatta bir serum fizyolojik içerisinde çalkalayabilirsiniz. Bir üzerinde birikinti olup olmadığını kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii ki hastayı replantasyonu hazırlarken, anamnez alırken, ortamı hazırlarken de mutlaka dişin o saklama solüsyonu içerisinde bekletilmesi gerekiyor. Tercihen vazokonstriktörsüz bir lokal anestezi uygulayın. Soketi steril serum fizyolojik ile irige edin. Sağ alttaki fotoğrafta soketin serum fizyolojik ile yıkanmasını görüyorsunuz. Alveol soketi muayene edin. Soket duvarında bir kırık varsa uygun bir aletle kırık parçayı orijinal konumuna yerleştirin. Soket içerisindeki pıhtını bir serum fizyolojik yardımıyla uzaklaştırın. Çünkü bu pıhtın uzaklaştırması dişin daha doğru konumlanmasını sağlayacaktır. Dişi hafif bir parmak basıncı ile yavaşça replante edin. Asla diş orijinal konumuna zorla getirilmemeli. Hem klinik hem de radyografik olarak replante edilmiş dişin pozisyonunu doğrulayın. 2 hafta boyunca 0.4 mm çapında tel kompozit splint, alternatif olarak naylon misina splint, eğer alveol veya çene kırığı varsa daha sert bir splintle 4 hafta stabilizasyon. Yine hemen tel kompozit splinti alt tarafta görüyorsunuz. Varsa yırtık bölgeye dikiş atın, replantasyonu takip eden 2 hafta içerisinde kanal tedavisini başlatın, sistemik antibiyotik uygulayın, tetanoz aşısını kontrol edin, postop bakım önerilerinde bulunun, hastayı kontrollere çağırın. Dikkat ettiyseniz hep kök ucu kapalı olan dişlerde herhangi bir vaskülerizasyonu bekleyin gibi bir şey söylemiyoruz. Mutlaka kök kanal tedavisi yapmanız gerekiyor. Replantasyon yapıldı, 2 hafta içerisinde kök kanal tedavisini uygulayın. Eğer ağız dışı kuru kalma süresi 60 dakikadan fazlaysa, yani bu bir solüsyonda gelmiş olsun veya kuru gelmiş olsun, total süre eğer 60 dakikadan fazlaysa artık birazcık gecikmiş replantasyondan bahsetmemiz gerekiyor. Yine ne yapmamız gerektiğini kısaca tekrar edelim. Benzer şeyleri söylüyorum. Yine dişi serum fizyolojide ısıtılmış bir gazlı bez ile silin. Hastayı replantasyona hazırlarken yine dişi saklama solüsyonunda bekletin. Vazokonstriktörsüz lokal anestezi uygulayın. Soketi steril serum fizyolojik ile irige edin. Mesajlarımı kontrol ediyorum bir sorun var mı diye. Tamam, teşekkür ederim. Alperen sıkıntı yok demiş. Teşekkür ederim Alperen. Hem klinik hem de radyografik olarak replant edilmiş dişin pozisyonunu doğrulayın. Aynı şeyler, splint konusu aynı. 2 hafta boyunca 0.4 mm çapında tel kompozit. Alternatif olarak naylon misina ile splintleme. Alveol kırığı varsa 4 hafta daha sert bir splint. Yırtık bölgeye dikiş atın. 2 hafta içerisinde kanal tedavisini başlatın. Sistemik antibiyotik uygulayın. Tetanoz aşısını kontrol edin. Hastaya postoperatif bakım önerilerinde bulunun. Ve hastayı düzenli olarak kontrollere çağırın. Evet, burada bir su içeceğim müsaadenizle. Kök ucu açık avize daim dişlere geçmeden önce. Evet, şimdi kök ucu açık avize daimi dişler içinde yine 3 farklı durum söz konusu. Hemen yerleştirilmiş olabilir. Kuru kalma süresi 60 dakikadan az olabilir ya da 60 dakikadan fazla olabilir. İlk önce hasta kliniğe gelmeden önce diş yerine yerleştirilmişse kök ucu açık bir dişi. Ne yapıyoruz? Hasta geldi. Yine yaralı bölgeyi temizliyoruz. Replant edilmiş olduğu için diş
konumunu doğruluyoruz. Yerinde bırakıyoruz dişleri. Vazokonstriktörsüz bir lokanesteze eğer ihtiyaç varsa uygulayabiliriz. Eğer dişler sokete yanlış yerleştirilmişse veya rotasyonlu bir şekilde replante edilmişlerse yaralanmadan 48 saat sonrasına kadar uygun konumuna getirilebilir. 2 hafta 0.4 mm çapında tel kompozit, alternatif olarak naylon misina splint olabilir. Kısa immatür dişler için daha uzun splintleme süresi gerekebilir. Örneğin bu süre 4 haftaya çıkartılabilir. Hemen sağ tarafta bakın abuze olmuş 31 ve 41 numaralı dişleri görüyorsunuz. Yerlerine yerleştirilmiş ve tel kompozitle splintlenmiş. Eğer alveol veya çene kırığı varsa 4 hafta daha sert bir splint kullanmak gerekiyor. Varsa yırtık bölgeye dikiş atın. Şimdi açık, kök ucu açık olan dişlerde kapalı olandan farklı olarak endodontik yaklaşımda bir takım farklılıklar var. Bizim her zaman için çocuklarda immatür dişlerin replantasyonunda hedefimiz daha ileri kök gelişimini sağlayabilecek olan pulpa revaskülerizasyonu. Yani yeniden kanlanmasını bekliyoruz. Eğer spontan revaskülerizasyon gerçekleşmezse pulpa nekrozu ve enfeksiyon fark edildiği anda apiksifikasyon, pulpa revaskülerizasyonu veya kök kanal tedavisinin başlatılması gerekiyor. Sistemik antibiyotik uygulayın, tetanoz aşısını kontrol edin, hastaya postoperatif bakım önerilerinde bulunun ve hastayı kontrollere çağırın. Takip randevularında pulpa nekrozu ve kök kanal enfeksiyonu kesin belirtileri olmadığı sürece endodontik tedavi başlatılmamalı. Nitekim sağ taraftaki fotoğraflara bakın. Bir 5 numara, avuze 5 numara replante edilmiş ve sonra kök gelişimi devam ettiğini görüyorsunuz. Yani böyle bir dişe kanal tedavisi prosedürünü başlatmış olmak bu şansını elinden almış olmak demek. Hemen alt taraftaki filme bakın. 11 numaralı diş kök ucu açık replante edilmiş ve replantasyondan sonra yine dentin duvarlarının, kökteki dentin duvarlarının kalınlaşmaya başladığını, kök boyunun uzadığını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu açıdan kök ucu kapalı olan dişlerle endodontik yaklaşım açısından bir fark olduğunu söyleyebiliriz. İkinci durumumuz 60 dakikadan az kuru kalma süresi. O zaman neler yapacağız? Hasta tabii elinde geldi, kök ucu açık bir dişle geldi. Diş üzerindeki yine birikintileri uzaklaştırıyoruz. Saklama solüsyonu içerisinde çalkalayabiliriz. Hastayı replantasyonu hazırlarken de yine saklama solüsyonu içerisinde dişi bekletmemiz gerekiyor. Hemen bakın sağ taraftaki ağız içi filmde 41 numaralı dişin avuze olduğunu görüyoruz. Hasta bu şekilde geldi. Vazokonstriktörsüz bir lokanestezi uygulamanız tavsiye ediliyor ve soketi serum fizyolojik ile irige edin. Soket duvarlarında kırık varsa uygun bir aletle kırık parçayı orijinal konumuna getirin. Dişi hafif parmak basıncı ile yavaşça replant edin. Dişin konumunu doğrulayın. 2 hafta 0.4 mm çapında telli ya da naylon misina ile splintleme. Alveol kırığı varsa 4 hafta daha sert bir splint kullanılabilir. Varsa yırtık bölgeye dikiş atın. Spontan revaskülerizasyon gerçekleşmezse pulpa nekrozu ve enfeksiyon fark edildiği anda apeksifikasyon, pulpa revaskülerizasyonu ve kök kanal tedavisi başlatılmalı. Hemen filme bakın sol tarafta 21 numaralı diş replante edilmiş. Tabii bu replante edildikten ve belli bir zaman geçtikten sonraki görüntüsü. Kök ucunda hafif bir lezyon görüyorsunuz. Ağız içi fotoğrafa baktığımızda da 21 numaralı dişin gingival bölgesinde bir apse oluşumu görüyoruz. Bu dişe artık revaskülerizasyon gerçekleşsin diye beklemenin hiçbir anlamı yok. Nitekim de dişe metalli apeksifikasyon yapılmış. Ondan sonra da kompozitle restorasyonu tamamlanmış. Sistemik antibiyotik uygulayın, tetanoz aşısını kontrol edin, hastaya postoperatif bakım önerilerinde bulunun ve hastayı kontrollere çağırın. Eğer ağız dışı kuru kalma süresi 60 dakikadan fazlaysa da bir önceki rehberde bahsettiğim şeylerin aynısını uygulayabilirsiniz. Bunları tekrar etmeyeceğim. 60 dakikadan fazlaysa da aynı şeyleri uygulamak gerekiyor. 60 dakikadan az olanla aynı prosedürleri uygulamamız lazım. Şimdi tabii bu 60 dakikaya geçmesi gecikmiş replantasyon anlamına geliyor ve gecikmiş replantasyonla her zaman için uzun dönem prognozunun zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Ve beklenen sonuç ankilozla ilişkili kök rezorpsiyonu yani deplasman rezorpsiyonudur. Hemen sağdaki filmde görüyorsunuz
kök kanal dolgusu, replante edilmiş 22 numaralı bir diş. Kök kanal dolgusunun etrafında da kemik trabekülerini görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde periodontal ligament aralığı izlenmiyor. Burada kökle kemiğin yer değiştirdiğini görüyorsunuz. Bizim zaten replantasyonun amacı, yani hem kök ucu açık dişlerde hem de kök ucu kapalı olan dişlerde replantasyonun amacı kemik genişliğini ve yüksekliğini korumak, geçici olarak da estetiği ve fonksiyonu sağlamak. Ve böyle vakalarda, avizyon vakalarında gecikmiş de olsa replantasyon neredeyse her zaman doğru bir karardır. Biraz sonra vakamda da vakamı paylaşacağım sizlerle, onda da göreceksiniz. Yani ne saatler, günler geçtikten sonra yaptığımız replantasyonda bile aslında hastanın hem dişin fonksiyonunu sağlamış oluyoruz. Elbette ki ankiloz kaçınılmaz. Onu birazdan vakamızda bahsedeceğim. Tabii gecikmiş replantasyonda bu arada diş her zaman için dişin çekim şansı var. O yüzden niye replantasyon denemeyelim? Yani daha ileri ve daha uygun bir zamanda diş her zaman çekilebilir. Tabii ebeveynlere dişin ankiloz olması ve infrapozisyonda kalması durumunda dekoronasyon gibi prosedürlerine gerekebileceği ve dişin sonunda kaybedilebileceği konusunda bilgilendirmek gerekiyor. Hemen sağ taraftaki ağız içi fotoğraflarda bakın oklüzyondan uzaklaşmış olan iki tane 21 numaralı dişi görüyorsunuz. Avize olmuş dişler replante edilmiş. Ankilozla ilişkili rezorpsiyon gelişmiş ve diş sürekli infra oklüzyonda kalıyor. Şimdi her rehberin sonunda kısa kısa bilgiler verdik. Anestezik, antibiyotik dedik, tetanoz aşısı dedik, hastaların bilgilendirmesi dedik. Şimdi onları birazcık detaylandırarak bahsedeceğim. Replantasyon yaparken her zaman için lokanestezi ile ağrı kontrolü önerilir. Ve vazokonstriktör içeren lokanestezikle iyileşmeyi olumsuz yönde etkileme riski konusunda bazı endişeler mevcuttur. Bir ticari preparat olarak da buraya safekain %3'lük onun fotoğrafını koydum. İçeriği mipivakain ve vazokonstriktör içermiyor. Klinikte her zaman bence bulundurmak lazım. Vazokonstriktörsüz bir lokal anestezi, özellikle kalp hastalıkları, ciddi kalp hastalıkları olan hastalarda da belki kullanmak gerekebilir. Böyle bir şey bulundursanız, bu tarz bir vakayla karşılaştığınızda size yardımcı olabilir. Tabii bu avizyon yaralanmaları ilgili şöyle bir dipnot geçeyim. Bu belki sizin meslek hayatınızda bir ya da iki defa karşılaşabileceğiniz bir durum ama bu durumu ne kadar iyi yönetirsek, aslında bir hastayı bir dişi sağlığına kavuşturmuş oluyoruz veya bir çocuğu yetişkinlik dönemine kadar dişsiz kalmaktan kurtarmış oluyoruz diyebilirim. Sistemik antibiyotik konusu her zaman tartışmalı bir konu biliyorsunuz. Ama avuzda bir dişin periodontal ligamenti hem o mesela diş toprağa düşmüştür oradan kontamine olabilir. Saklama solüsyonundan kontamine olabilir. Ağız boşluğundan kontamine olabilir. Bu nedenle enfeksiyona bağlı reaksiyonları önlemek ve enflamatuar kök rezorpsiyonunu oluşumunu azaltmak için replantasyondan sonra sistemik antibiyotik kullanımı önerilmiştir. Ve bu ağız içerisindeki etkinlikleri dolayısıyla ve düşük yan etki insidansı dolayısıyla amoksisilin ve penisilin ilk seçenek olmaya devam etmekte. Bunun yanında doksisiklin antimikrobiyal, antienflamatuar ve antirezorptif etkileri olduğu için avizyon için uygun bir antibiyotik. Genç hastalarda tetrasiklinin sistemik kullanımdan önce bu renk değişikliğini göz önünde bulundurmak gerekiyor ve 12 yaşın altındaki hastalarda tetrasiklin ve doksisiklin kullanımı önerilmemekte. Topikal antibiyotik konusu tabii bu konuda tartışmalı bir konu. Pulpa revaskülerizasyonu etkisi özellikle tartışmalı ve insan çalışmalarında dişlerin topikal antibiyotiklerde bekletilmesinin daha iyi bir pulpa revaskülerizasyonu sağladığıyla ilgili kesin bir bilgi yok. Bu nedenle insan çalışmalarına dayanarak spesifik bir antibiyotik kullanım süresi veya uygulama yöntemi önerilmemekte. Fakat burada bahsettiğim şey topikal antibiyotik. Yani bir antibiyotik solüsyonu içerisinde dişi belli bir süre beklettikten sonra replant etmekten bahsediyorum. Sistemik antibiyotik değil, sistemik antibiyotik öneriliyor. Tetanoz aşısı, aşı konusu çok popüler biliyorsunuz şu günlerde. Çoğu insan tetanoz aşısı veya tekrarını yaptırmış olsa da bunu her zaman yaptırmış olduğunu varsayamayız. Bu yüzden bu ihtiyacı değerlendirmek için hastayı bir tıp doktoruna yönlendirmek gerekiyor. Splintleme konusu hem hastanın konforunu sağlamak hem de dişi yerinde stabilize etmek için
sprintleme konusu da oldukça önemli ve mutlaka yapmamız gerekiyor. Tabii kısa süreli, pasif ve esnek sprintler kullanılmalı. Dişin, yapılan çalışmalar, replante edilen dişin hafif hareket ve fonksiyona maruz kalması durumunda periodontal ve pulpal iyileşmenin desteklendiğini göstermiş. Bunu da en iyi tel kompozit sprintlerle ve naylon isna sprintlerle sağlanabileceği gösterilmiş. Tabii kökün uzunluğu ve matürasyon derecesine bağlı olarak 2 hafta mutlaka stabilize edilmeli ama rehberin içerisinde de bahsetmiştim. Alveol kırığı veya çene kırığı varsa bu süre arttırılabilir. Çok kısa immatür dişler için bu süre arttırılabilir. Splintin labial yüzeylere yerleştirilmesi gerekiyor. Bunun amacı hem kapanışı bozmamak hem de muhtemel bir endodontik tedavi girişimini engellememek adına bukkal yüzeyden, labial yüzeyden splintimizi uygulamak gerekiyor. Splintin dişe bağlanması için kullanılan kompozit tabii ki marjinal diş eti ve interproksimal alanlardan uzağa yerleştirilmeli, temizlenebilirliği kolaylaştırmak için. Splintin çıkarılmasından sonra da tabii bu avize dişin hala bir miktar hareketli olabileceği konusunda hastaların bilgilendirilmesi gerekiyor. Hastaları bilgilendireceğimiz diğer bir konuda işlemleri tamamladık. Hastayı gönderirken tabii ki ikinci bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için hastanın temas sporlarına katılmasından kaçınması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Hastanın toleransına göre yumuşak diyet uygulaması gerekiyor. Her yemekten sonra dişleri yumuşak bir diş fırçasıyla fırçalaması lazım hastanın ve 2 hafta boyunca günde 2 kez kloreksidinle gargara kullanabilir. Endodontik yaklaşım, evet, bu konuşmamın başlarında da söylemiştim. Asıl burada farklılıklar var açık apeksli ve kapalı apeksli dişlerde. Kapalı apeksli dişlerde endodontik tedavi replantasyondan sonraki 2 hafta içerisinde mutlaka başlatılmalı. Lastik örtüyle izolasyon sağlamamız gerekiyor. Tabii ki de rubber dam klempini replante edilmiş dişin üzerine yerleştirmiyoruz. Komşu daha sağlıklı dişler varsa onların üzerine rubber dam klempi yerleştirilebilir. Kanal içi medikament olarak bir aya kadar kalsiyum hidroksit ve ardından da kök kanal dolgusu önerilir. Eğer antiinflamatuar ve antirezorptif etkilerinden faydalanmak için kortikosteroid veya kortikosteroid antibiyotik karışımı tercih edilecekse replantasyondan hemen sonra veya kısa bir süre içinde uygulanmalı, en az 6 hafta yerinde bırakılmalı. Bu sağ alttaki fotoğrafta Ledermix, bir en bilinen kortikosteroid antibiyotik karışımı kanal patı, biliyorsunuz triamkinolon var içerisinde ve demoksisiklin var. Antibiyotik olarak bunları bulunduruyor. Üst tarafta da toz kalsiyum hidroksitin görüntüsünü görüyorsunuz. Peki açık apeksli dişlerde endodontik yaklaşımımız nasıl olmalı? Açık apeksli dişlerde spontan revaskülerizasyon beklediğimizi söylemiştik. Takip muayenelerinde pulpa nekrozu ve enfeksiyonun klinik veya radyografik işaretleri olmadığı sürece kök kanal tedavisinden kaçınılmalıdır. 12 numaralı dişe bakın, sol tarafta üstteki radyografta görüyorsunuz. 12 numaralı diş kök ucu açık, replante edilmiş, splintlenmiş ve belli bir süre geçtikten sonra kök ucunun gayet güzel bir şekilde kapandığını, kök boyunun uzadığını, kök dentin duvarlarının kalınlaştığını görüyoruz. Pulpa nekrozu ve kök kanal sistemi enfeksiyon tanısı konulduğunda tedavi kök kanal dolgusu, apeksifikasyon ve revaskülerizasyon ile gerçekleştirilebilir. Peki takiplerde ne yapmalıyız ya da ne kadar süreyle takip etmeliyiz? Takibimiz hem ağız içi muayene şeklinde olmalı, klinik takip, hem de radyografik muayene şeklinde olmalı. Ne zaman takip edeceğiz? Hastayı ne zaman kontrole çağıracağız? 2. hafta, yani splint çıktıktan sonra hastayı çağıracağız. 4. haftada, 3. ayda, 6. ayda, 1. yıl, 2. yıl, 3. yıl, buradaki timeline'a sığdıramadım. 4. yıl ve 5. yılda mutlaka hastayı kontrole çağırmamız gerekiyor. Takipte nelerle karşılaşabiliriz? Tabii en sık beklediğimiz şey rezorpsiyon. Şimdi kökün herhangi bir yerinde, sağ üstteki filme odaklanabilirsiniz. Kökün herhangi bir yerinde kök veya kemik rezorpsiyonu görülüyorsa, bakın minik minik hem kök ucunda hem meziyerinde, dişlerinde küçük küçük rezorptif alanlar var. Bunun enfeksiyona bağlı enflamatuar rezorpsiyon olduğunu söyleyebiliriz. Filmin hemen yanında da histolojik görüntüsü var bu rezorpsiyon tipinin. Alt tarafa geçelim, sağ alttaki filme odaklanabilirsiniz. Periodontal ligament boşluğunu radyografik olarak izlenemediği
kökün kemikle yer değiştirdiği ve metalik bir sesle birlikte perküsyonun metalik bir ses olarak algılandığı durumlarda da ankiloza ilişkili rezorpsiyondan bahsedebiliriz. Burada da hemen sol alttaki histolojik görüntüye baktığınızda kemiğin kök yüzeyine hiç arada bir aralık olmadan, periodontal ligament olmadan direkt yapıştığını görüyorsunuz. Bunun radyografik görüntüsü de sağ alttaki şekilde olduğu gibi. Yani o kök tamamen kayboluyor, kökün yerini kemik alıyor, ortada kök kanal dolgumuz olduğu gibi kalıyor. Ha, bu arada bu iki tip rezorpsiyon tek tek görülebileceği gibi ikisi aynı anda beraber de görülebilmekte. Kök ucu açık dişler için takip süreleri nasıl? Yine ikinci haftada splint çıkarıldığında, birinci ayda, ikinci ayda, üçüncü ay, altıncı ay, birinci yıl, daha sonra da yılda bir olmak üzere en az 5 yıl boyunca mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Uzun dönem takip ve tedavilerde... Şöyle bir durum var. Burada bir ekip, multidisipliner bir yaklaşım çok önemli. Bu bir ekip var. Bunda kimler var? İlk tedaviyi gerçekleştiren hekim var. Endodontist olabilir bu ekibin içerisinde. Çocuk diş hekimi olabilir. Ortodontist olabilir. Yani olayın bütünsel yönetimi çok önemli. Yani bu hasta, örnek veriyorum, sizin muayenehanenizin karşısındaki parkta böyle bir yaralanma meydana geldi. Çocuğu hemen aldılar, size getirdiler. Siz serbest bir diş hekimisiniz, örnek veriyorum. Sizin bu ilk basamak, tedavinin ilk basamağında size ulaşıldığı için sizin müdahaleniz sonraki tedavinin başarısında etkileyecek. Sonrasında da olaya ortodontistler dahil olabilir, periodontist, endodontist dahil olabilir. Tabii prostodontistler dahil olabilir. Veya replantasyon işlemleri için bir periodontolog, bir cerrah da yine olaya dahil olabilir. Sonrasında bu multidisipliner yaklaşımda bu diş tedavisinde adezif köprü mü yapılacak, diş transplantasyonu mu yapılacak yoksa implant gibi daha uzun süreli bir tedavi mi uygulanacak? Bu uzmanlar eşliğinde, bu ekip eşliğinde buna karar verilmesi gerekiyor. İlerleyen dönemdeki tedavi seçenekleri neler olabilir? Dekoronasyon olabilir, ototransplantasyon olabilir, adezif köprü olabilir, hareketli protez olabilir veya kompozit modifikasyonlu veya modifikasyonsuz ortodontik boşluk kapatılması olabilir. Ve büyüme tamamlandıktan sonra implant tedavisi de düşünülebilir. Bakın 21 numaralı diş avüzyonundan sonra makalede yanlış hatırlamıyorsam hemen immediat olarak implant tedavisi gerçekleştirilmiş. Tabii sıklıkla çocuklarda olur diyoruz ama bir spor yaralanması esasında yetişkinin başına da bu avüzyon yaralanması gelebilir. Evet, bir su içeceğim müsaadenizle. Vaka raporuma bahsetmeden önce bu zaten son kısım. Evet, şimdi sizlere 9 yıl takip ettiğim bir vaka raporunu sunduktan sonra webinarı konuşmamı bitirmiş olacağım. Sonra yine soru cevap kısmında devam edebiliriz. Hastamız Nisan 2012'de Selçuk Üniversitesi Endodonti Kliniğine başvuruyor. Hastanın hikayesinden kısaca bahsedecek olursak 13 yaşında erkek hasta. Bir avüzyon yaralanması meydana geliyor. Hasta bir saat içerisinde özel bir kliniğe gidiyor. İlk müdahale güzel bir şekilde yapılıyor. Splintleniyor. Diş yerine yerleştirip replante edilip splintleniyor. 6 gün sonra bu diş yerinden çıkıyor. Avuzda olan diş yerinden çıkıyor. Diş tekrar yerinden, yani reavüzyon gerçekleşmiş oluyor. Diş tekrar yerinden çıktıktan 4 gün sonra da Selçuk Üniversitesi Endodonti Kliniğine geliyor hastamız. Bu hasta Funda Hoca ile beraber takip etmeye başladığımız bir hastaydı. Eğer izliyorsa ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Sevgili Funda Hoca Selçuk Üniversitesi'nden. Hasta geldiğinde bir ağız içi fotoğrafını almıştık. Hemen onun yanında da bir ağız içi filmini görüyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman 21 numaralı dişte sanki diş varmış da ortasından kırılmış gibi gözüküyor. Ama film aldığımızda durumun öyle olmadığını, o gözüken diş gibi gözüken parçanın kompozit olduğunu ve 21 numaralı dişin avuzlu olduğunu görüyoruz. Bu arada 11 numaralı dişte de bir kron kırığı söz konusuydu. Sonra bu splinti çıkardık. Splinti çıkardıktan sonra tekrar bir ağız içi fotoğraf ve film aldık.
aynı gün içerisinde hastanın karşıdan ve oküzal yüzeyden bu splintleri ve o sütürleri uzaklaştırdıktan sonraki ağız içi fotoğraflarını görüyorsunuz ve avize olan dişin fotoğrafını görüyorsunuz. Avize olan dişe kanal tedavisi yapıldıktan sonra diş tetrasiklin solüsyonu içerisinde yaklaşık 30 dakika bekletildi. Yani dişe elimizde kanal tedavisi uyguladık. Bunu bir tetrasiklin solüsyonu içerisine yerleştirdik. Sonrasında dişi replante edip 7 gün boyunca splintledik. Splint için de rebond kullanmıştık o dönemde. Splint yapıldıktan sonraki görüntüsünü, radyografını görüyorsunuz. Bunu hepsini aynı gün içerisinde gerçekleştirdik. Hasta bir ay sonra geldiğindeki ağız içi fotoğrafı solda. Filmde sağ tarafta henüz replasman rezorpsiyonuyla ilgili bir görüntü yok. 21 numaralı diş kanal tedavisi uygulanmış. Gayet iyi gözüküyor. 11-22'de gayet iyi gözüküyor. Çünkü o ön bölge tamamen travmadan etkilenmişti. 20. aya geldiğimizde klinik olarak semptomsuz ama dişin infrapozisyona geldiğini görüyoruz. Hafif yükselmeye başlamış. Hastanın diş etleriyle ilgili biraz problemleri var. Nitekim bir sonraki şeylerde de göreceksiniz ağız içi fotoğraflarda o problem hala devam ediyor. 20. ayda bu şekilde. 22. ayda tabii asistanlık döneminde takip ettiğim bir hasta. Artık hastaya ne zaman uygun olursa o zaman çağırmaya çalışıyorum. Sanırım ilçeden de geliyordu hasta. Böyle 2 ay sonra tekrar bir daha çağırmışız. 22. aydaki görüntüsünü görüyorsunuz. 11 numaralı dişte hafif bir renklenme var. Tabii sonra ben Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne geçtim. Hasta biraz daha büyüdü. Hasta bu arada uzman çavuş oldu, asker. 3. yılda geldiğinde ağız içi intraoral radyografını aldığımızda 21 numaralı dişte kökün kemikle yer değiştirdiğini görüyorsunuz. 22 numaralı dişe tabii bu 3. yıldan önce bir de 22 numaralı dişe kök kanal tedavisi uygulamıştık. 11 numaralı dişin kök ucunda lezyonu görüyorsunuz. Hasta geldiğinde 11 numaralı dişe de kök kanal tedavisi uyguladık. Yani 11'de, 21'de ve 22 numaralı dişlerinde kök kanal tedavisi mevcut hastanın. 21 numaralı dişinin tabii bu infra oküzyondaydı biraz önce gördüğümüz fotoğrafta. Küçük restoratif ilavelerle o problemi gidermeye çalıştık bu süreç boyunca. 4. yıl filmi sol tarafta, 4 yıl 10 ay sonraki filmi sağ tarafta. 11 numaradaki lezyonun iyileştiğini görüyorsunuz. 11-22 gayet sağlıklı. 21 numarada 4 yıl 10 ay sonraki olan filmde birazcık daha ankilozla ilişkili rezorpsiyon arttığını gözlemleyebiliyoruz. Hasta 5. yıla geldiğinde görüntü bu şekilde, sol taraftaki gibi. Sonra sevgili Makbule tedavi bölümünden arkadaşım gayet güzel kompozit laminatlerini yaptı. Gayet güzel gözüküyor bence. Eline sağlık Makbule'ni dinliyorsa ona da buradan selamlarımı gönderiyorum. Hem 11 numaradaki renklenme için kompozit veneer yaptı hem de 21 numara için güzelce restorasyonlarını yaptı. 7. yıl 6. ayda 7 yıl 6 aya geçtikten sonra hasta bu arada tabii asker olduğu için İzmir'de hastayla bir türlü buluşamıyoruz. Orada da Ege Üniversitesi Restoratif Diş Tedavisi bölümünden sevgili Çiğdem arkadaşım ondan rica ettim. Çünkü diş artık kırılmaya başlıyor sürekli. Beni arıyor işte abla dişim kırıldı diye söylüyor. Neredesin? İzmir'deyim. Ege'de arkadaşım var Çiğdem sağ olsun. Çiğdem'den rica ettim. Çiğdem gayet güzel yine restorasyonu tamamladı. Ama artık bu restoratif bir şekilde halledecek aşamayı geçmeye başlamıştı. Ve nitekim 2 hafta sonra kon ortadan tekrar kırıldı. Artık buna daha ciddi bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Sonra hasta geldiğinde cerrahi bölümüyle görüştük. Onlarla konsültasyon yaptık ve onlar da dişi çekelim, o bölgeye bir kemik grafiti uygulayalım. Ondan sonra da implant yerleştirelim gibi bir tedavi planlaması yapmıştık. Sonrasında tabii planlamasını yaptık. Araya pandemi girdi. Hastayla yine buluşamıyoruz. 8. yıldaki pardon bu pandemiden önce bu görüntü ama yine bir hastayla buluşamama durumu söz konusu ama bu film Ege Üniversitesi'nde de alınmış olabilir. Çok hatırlamıyorum orasını. Yine ankilozla ilişkili rezorpsiyon devam ettiğini görüyoruz.
Evet, 9. yıla geldik. 8 yıl 8 ay pardon. Ve bu vakite geldiğimizde aslında artık buna acil bir çözüm üretmek istiyor. Buluşamadığımız için de bir özel bir kliniğe gidiyor. Dişler prepare ediliyor. Preparasyon tamamlandıktan sonraki son görüntüsü de bunu da bir iki hafta önce falan gönderdi. Zirkonyum restorasyonu tamamlanmış oluyor. Evet, vaka raporum bu kadar. Burada şunu görüyoruz. Aslında ne kadar ümitsiz bir durum. Değil 60 dakika üzerinden kaç 60 dakika geçmiş. Neredeyse ikinci replantasyondan sonra 4 gün geçmiş bir vaka. Avuzyondan sonra 4 gün geçmiş bir vaka. Diş yerine replante ediliyor. Sonrasında da 9 yıl boyunca hasta dişini kullanıyor ve hala da kullanıyor. Bence tabii protez uzmanları daha iyi bilir. Bence gayet de iyi olmuş restorasyonu. Tabii o infraoküzyonda olduğu için birazcık üst taraflara da pembe şekilde estetik bir şeyler yapılmaya çalışılmış. Vaka raporumu da bu şekilde bitiriyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Mail adresim bu slide'da mevcut. ResearchGate'den yayınlarımı takip etmek isteyenler için de adresim mevcut. Tabii ben bu duyuruların hepsini Bilgendo Instagram hesabından yapıyorum. Orayı da eğer takip etmeyenler olursa takip edebilirler. Vakalarımı paylaşıyorum. Preklinik öğrencileri için videolar çekiyorum. Daha da inşallah bir kliniğe hazırlık videoları falan çekmeye çalışacağım. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Zeynep'ciğim sen de görüntüye gelebilirsin. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici bir sunum oldu gerçekten. Emeğinize sağlık. Ay ben teşekkür ediyorum Zeynep'ciğim. Şöyle bir hocam bakanınız çok güzeldi. Yorumlara bir bakalım. Evet Zeynep'ciğim istersen senin soracağın bir soru varsa onları alabilirim. Bir saniye bir soruyu evet, okuyacağım bu arada. Önce ben bir şu soruyu cevaplandırayım. Sevgili Mustafa Akçam, benim sınıf arkadaşım. Kendisine üniversiteyi beraber okuduk. Sunumuma katıldığı için teşekkür ediyorum. Onun sorusuna cevap vererek başlamak istiyorum Zeynep'ciğim. Mustafa şöyle bir şey soruyor. Kapalı apeksli avuze bir kron için kanal tedavisi yapıp replantasyon yapmakla replantasyon yapıp kanal tedavisi yapmak arasında bir fark var mı? Demiş Mustafa. Şimdi sevgili Mustafa'cığım 2012 yılındaki rehberde ekstra oral olarak yapılabileceği söyleniyordu. Ve nitekim bu vaka raporunda da ben bu tedaviyi elimde yapıp ondan sonra dişi replante ettim. Ama bu son rehberde yani 2020 yılının Mayıs ayında yayınlanan rehberde dişi replante edin, kanal tedavisini öyle başlatın deniyor. Şimdi bu rehber hazırlanırken de pek çok kişi bir arada oturuyorlar, konuşuyorlar, güncel kanıtları değerlendiriyorlar. En son rehber bunu söylüyor. O yüzden şu andaki son rehbere göre dişi replante edin, iki hafta içerisinde kanal tedavisini başlatın. Ama o dönemde ekstra rol olarak da yapılabileceği söyleniyordu. Zeynep'ciğim ben teşekkür edenler olmuş. Ben çok teşekkür ediyorum dinleyenler için. O güzel yorumlar var. Vallahi keyfim yerine geldi Zeynep. Başka bir soru yoksa Zeynep'ciğim senin soracağın bir şey var mı? Evet. Onun üzerinden konuşalım istersen. Hocam benim birkaç sorum var. İlk olarak dekoronasyon tedavisiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Evet. Aramızda olabilir. Evet, dekoronasyon tabii herkesin çok bileceği bir şey olmayabilir. Çok sık da uygulanan bir şey değil. Dekoronasyon tedavisinde dişin kronu ve kron bölgesinde bulunan kanal dolgu materyalleri uzaklaştırıyor. Yani diş kök seviyesinden horizontal bir şekilde kesiliyor. Üzerinde tam kalınlık fileple kapatılıyor. Mukoperiostal fileple. Bu dekoronasyon tedavisi. Dekoronasyon tedavisindeki amacımız IVO kemiğin genişliğini ve yüksekliğini korumak. Hasta yetişkin hale gelene kadar oradaki kemiği örnek veriyorum bir implant tedavisi yapılacaksa oradaki kemiğin hacmini korumaya çalışmak önemli. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet Zeynep'ciğim. Diğer bir sorum. Reimplantasyonun endike olmadığı durumlar nelerdir hocam? Replantasyonun endike olmadığı durumlar. Şimdi mesela dişte şiddetli bir çürük varsa bu dişi replant etmenin hiçbir anlamı yok. Eğer dişin periyodontal bir problemi varsa
replant etmenin bir anlamı olmayacaktır. Hı hı. Tabii bunun yanında hastada bilinç kaybı varsa, hasta ağzını açamıyor, bilinç gitmiş. Bu durumda da replant edemeyiz. İmmünsüpresif bir problemi varsa replant etmek birazcık risk almak olabilir. Veya hasta kooperasyonla ilgili bir problem varsa bunlar replantasyonla ilgili kontraindikasyonlar olarak sıralayabiliriz Zeynep'ciğim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hocam neden vazokonstriktörsüz lokal anestezi kullanıyoruz? Neden vazokonstriktörsüz lokal anestezi? Aslında bununla ilgili tam kesin bir kanıt yok. Yani vazokonstriktörsüz daha da iyidir. İlk kanıtlayan bilgiler çok fazla olmasa da yine de vazokonstriktörsüz öneriliyor. Ben buna şöyle bir mantık yürütüyorum. Vazokonstriksiyon ne demek? Kan damarlarının daralması demek. Bizim orada istediğimiz şey ne? Açık apeksli bir dişi replant ettiğimizi düşünelim. Ne istiyoruz? Orada kanlanmanın olmasını ve beslenmenin olmasını istiyoruz. Vazokonstriksiyon olursa bunu yavaşlatmak demek olacaktır. Evet. Muhtemelen bu yüzden vazokonstriktörsüz lokal anestezi öneriliyordur diye düşünüyorum Zeynep'ciğim. Başka dinleyicilerden var mı? Bir arada da onlara bakıyorum. Var hocam, oradan bir sorumuz daha var. Evet Zeynep'ciğim. Naylon misin splinti nasıl uyguluyoruz diye bir soru gelmiş. Şimdi naylon misin splintler aslında güncel. 2012 yılındaki rehberde özellikle bir şu splinti uygulayın, bu splinti uygulayın diye bir şey belirtilmemiş. Ama 2020 yılının rehberinde açıkça tel kompozit splint 0.4 mm çapta, 0.25 mm çapta naylon misina splint. Bunu uygularken yapmanız gereken şey şu: miniyi asitle pürüzlendiriyorsunuz, bondunuzu uyguluyorsunuz. Tabii bunu yaparken örnek veriyorum, 21 numaralı dişi avize oldu. Benim vakamda 13 ve 23 arasına splint demiştik. Böyle şerit şeklinde asitlediniz dişlerin üstünü, yıkadınız, kuruttunuz. Bondu uyguladınız, ışıkladınız. Sonra küçük küçük her birinin üzerine, her bir dişin üzerine küçük küçük akıcı kompozitler. Tabii bundan önce bir misinanın boyunu ölçmek lazım. Mesela kanin distalden diğer kanin distaline kadar misinanın boyunu ölçtükten sonra o akıcı kompozitin üzerine yerleştirip ışık tutup sonra misinanın üzerine tekrar minik minik akıcı kompozitlerle kapatarak naylon misina kompoziti uygulayabilirsiniz. Tel kompozit de aynı şekilde. Yani mini yüzeyini pürüzlendirmek gerekiyor. Asitle pürüzlendirip bonding, kompozit, tel üzerine tekrar mini kompozit uygulayabilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam. Hocam bir de dişi topikal, kendi vakanızda atopikal antibiyotik de beklettiğinizi söylemiştiniz. Sanırım bu yeni travma rehberinde farklılık gösteriyor. Şöyle, tabii bu vaka 2012 vakası ve birkaç kez de söylemiş olduğum gibi bir önceki rehber 2012 yılında yayınlandı. Ve orada böyle bir öneri var. Yani bir antibiyotik solüsyonu içerisinde bekletin tarzında bir öneri vardı. Hatta orada bir serum fizyolojikle belli oranlarda antibiyotiği karıştırıyorsunuz. 5 dakika bekliyorsunuz. Sonra dişi içerisine koyup 20-30 dakika bekletiyorsunuz. Bunu bekledikten sonra dişi replant edin diye bir öneri vardı. Ama artık bu son güncel kanıtlar, ya evet işte topikal antibiyotikte bekletme kesinlikle şöyle şöyle fark yaratıyor, süper fark yaratıyor gibi bir durum söz konusu değil. Hatta önceki rehberde sodyum floritle bekletin gibi bir ibare de vardı. Ben oturdum açtım. Ne tür farklar var? 2012'de ne yapılmış? 2020'de neler söylenmiş? Mesela sodyum florit gibi bir uygulama bu 2020 rehberinde geçmiyor. Az önce Mustafa'nın sorduğu gibi o zaman eksoral olarak uygulayabilirsiniz gibi bir ifade vardı ama hiçbir şekilde 2020 rehberinde eksoral olarak kanal tedavisi uygulayın gibi bir ifade geçmiyor. Bunun yanında şuraya not almıştım belki bu soru gelebilir diye. Mesela kortikosteroidli patı burada ben 6 hafta bekletilmesi gerektiğini söyledim son rehberde. Ama o zaman 2 hafta bekletin deniyordu. Veya işte spesifik splint önerilmemişti ama şimdi önerildi. Yani tel kompozit splint ve misina splint öneriliyor. Onun haricinde de çok büyük farklılıklar yok gibi gözüküyor. Evet, hepsini söyledim. 2012 ile 2020'nin farklılığını söyledim. En günceli bu.
bunları uygulayabilirsiniz. Tabii her zaman için Dental Travmatoloji Derneği sonuçları garanti edemez. Hatta bu şey başında da derleme makalenin başında da böyle söylüyor. Kapsamlı derleme diye geçiyor bu. Bunu garanti edemez. Sonuçların çok iyi olacağını garanti edemez. Ama size mevcut en iyi kanıtları sunar ve bunu önerir diyor. Son öneriler bu. Biz de kliniğimize böyle bir hasta geldiğinde bunları yapıyoruz. Siz eğer bir ilk basamakta hastanın karşılaşacağı bir diş hekimiyseniz buradaki uygulamaları yapabilirseniz bakın hastaya 9 yıl boyunca bu vakada da gördüğünüz gibi 9 yıl boyunca gayet güzel bir şekilde ağızda hem işte çevre kemiği koruyabildiğimiz, hastanın rahatını sağlayabildiğimiz ki 12-13 yaşlar çok önemli yaşlar biliyorsunuz. Ergenlik çağı çocuğun sosyal gelişimi açısından da çok önemli. Böyle bir şeyi sağlayabiliyorsak biz diş hekimleri adına ne mutlu diye düşünüyorum Zeynep'ciğim. Çok teşekkür ederiz hocam. Sorularınız Zeynep'ciğim, Deniz Uçkan, sevgili Deniz abla, ona da selamlarımı sunuyorum. Ben bir yandan da lafını kestim, çok özür dilerim. Arada yorumları da okuyorum. Tekrar evet, webinara ulaşabilirsiniz. Webinar Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin sitesinde kaydolacak. Onu öğrendim. Tabii birazcık düzenlenecek, kırpılacak. Ondan sonra siteye yüklenecek. İstediğiniz zaman oradan izleyebilirsiniz. Teşekkür mesajları alıyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, Funda Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Mutlaka deneyin olacak diyor. Sevgili Funda Hoca böyle bir yorum yapmış. Teşekkür ediyorum. Onun haricinde yani birisi şöyle bir soru sormuş. Teslime, evet birisi demeyeyim, Teslime önemli bir kişi. Dergimiz için çok önemli işler yürütüyor. Sağ olsun ön kontrolcümüz. Soketin serumla yıkanması pıhtılaşmayı bozarak tedavinin başarısında bir etki oluşturur mu? Aslında o pıhtının uzaklaştırılmasını istiyoruz. O pıhtı uzaklaştığı için diş yerine daha rahat bir şekilde yerleştirilmiş oluyor. O yüzden olumsuz bir etki oluşturmayacağını söyleyebilirim. Periodontal ligamentin kaybolduğu fotoğrafı gösterelim. Periodontal ligamentin kaybolduğuna hemen ona geleceğim. Zeynep, ben birazcık mikrofonu elime almış gibi oldum. Yok ama hocam, olur mu tabii ki? Zeynep'ciğim, sana da bu arada moderatörlüğün için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Zeynep de bizim çok sevdiğimiz asistanlarımızdan bir tanesi. Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Kendi vakamda göstereyim periodontal ligamentin kaybolduğunu da. Eski fotoğrafa gitmeye çalıştım ama. Evet bak, şurada sağdaki radyografta sadece kök kanal dolgusu var ve kökün, çok özür dilerim, kanal dolgusunun etrafında kök yok. Kök veya periodontal ligament oluşumu yok. Direkt kemik var. Kemik trabeküllerini görüyorsunuz. Splinteli bulamadığımız durumlarda enjektör ucunu kullanmak doğru mudur? Vallahi hiç düşünmemiştim bunu. Enjektör ucu aktif bir kuvvet uygular mı? Zeynep, sen ne dersin? Hocam, enjektör ucunu kullanmak biz o pasif şey yapmıştık. Aslında olabilir. Pasif, evet. Uygulanabilir. Eğer kuvvet uygulamayacaksa olabilir gibi gözüküyor sanki. Ama bu konuya bir bakmam lazım. Çok yanlış bilgi vermek istemiyorum. Rabia Kuzucu sormuş. Evet, onun haricinde herhalde başka da soru kalmadı gibi. Hocam, evet. Zeynep'ciğim, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi, çok bilgilendiriciydi. Efendim? Çok keyifli ve bilgilendirici bir sunum oldu. Tekrar çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Sanırım Bilge hocamız koptu şu anda. Zeynep, biz kaldık herhalde. Hocam yayın mı kapandı, evet. Ben onu anlayamadım saatten dolayı. Valla Zeynep kapandıysa da çok zamanda kapandı. Gerçi hala katılımcılar var.
Eklemek istediğim bir şey varsa, sormak istediğim bir şey varsa alabilirim. Hocam, benim sorularım bu kadardı. Benim sorularım bu kadardı. Evet Zeynep'ciğim, ben de sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Evet, kapanmadı diyorlar ama biz bir ara gittik geldik Arslan abi. Ben bir odadan çıktım hemen. Biz düştüm galiba hocam. Evet, evet sanırım ben düştüm. Yorumları okurken belki yanlış bir yere basmış olabilirim. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bir MTA kursu da düzenleyeceğim. Onunla ilgili de bilgi vereyim. İnşallah yaza doğru. Tabii mezunlar için geçerli, öğrenciler için değil. Birazcık daha ileri bir eğitim olduğu için. MTA kursunun duyurusunu da yine Bilgen'de Instagram hesabından yapacağım. Herkese dinlediği için, katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Zeynep'ciğim sana da çok teşekkür ediyorum. Bence bitirebiliriz, sonlandırabiliriz gibi gözüküyor. Evet hocam, ben de size herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.